Efendim ikinci olarak Avni Erdemir beyefendi sizlere hitap edecek. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü kendileri. Daha önce bu konularla ilgili akademik hayatı olmuş. Evet. Şimdi evet böyle bir sahada hizmet veriyor. İnşallah eserlerinin de yayınlanmasını bekliyoruz. Edebi bir muhit olarak Vefa Tekkesi. Bursa'dan Vefa Tekkesi'ne gelelim evet. Ve hocamızı dinleyelim. Buyurun. Sayın Başkanım, saygıdeğer hocalarım ve kıymetli dinleyiciler. Sözlerimin başında Muslihiddin Mustafa İbni Vefa hayatı, eserleri, tesirleri ve manzum eserlerinin tenkitli metni konusunu İstanbul için Vefa önemlidir diyerek bana çalışmamı öneren ve doktora tezim boyunca danışmanlığımı yapan rahmetli hocam Profesör Doktor Abdülkerim Abdülkadiroğlu hocama Allah'tan rahmet dileyerek ve sizlere saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi 15. yüzyılın büyük padişahı Fatih Sultan Mehmed'in önemli ideallerinden birisi İstanbul'u dünyanın ilim ve kültür merkezlerinden birisi haline getirmektir. Bu sebeple Doğu ve Batı'dan birçok alimi İstanbul'a davet etmiş ve İstanbul'da onlara büyük bir imkan vermiştir. İstanbul'a gelen bu şairler, bilim adamları saraylarda, konaklarda, şuara meclislerinde, dükkanlarda, tekkelerde bir araya gelmişler ve bu mekanları sanatın neşvü nema bulduğu mekanlar haline getirmişlerdir. İşte bu mekanlardan birisi de Vefa Tekkesidir. Bu tekkede edebi şahsiyetler ve mutasavvıflar olarak, alimler olarak çok sayıda insan yetişti tabii ki. Ama dikkati çeken en önemli isimlere şöyle bir bakacak olursak, Ahmet Paşa, Sinan Paşa, Zati, Safai, Molla Hüsrev, Karamanlı Mehmet Paşa, Emir Buhari, Zembilli Ali Efendi bu tekkede eğitim görmüş, bu tekkenin terbiyesini almış insanlardan bazılardır. Tabii ki Şeyh Ali Dede yine mutasavvıf, Şeyh Vefa'nın halifesi, kabri Vefa'nın türbesinde olan bir zat-ı muhterem. Abdüllatif Efendi yine mutasavvıf, Şeyh Vefa'nın halifelerinden birisi, yine kabri Vefa zaviyesinde. Tabii ki bu doktora çalışmam esnasında bir hakkı, hukuku da burada ifade etmek istiyorum. Muhterem hocamın eserlerinden gerçekten büyük çapta yararlandık. Mustafa Tatçı hocamdan yararlandık. Özellikle Kara hocamın eserleri bir bakıma bizim çalışmamızın temelini teşkil ediyordu. Biz o temel üzerine birkaç tuğla koyabildiysek ne mutlu. Reşat Öngören hocamın çalışmalarından yararlandık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii bu çalışmalarla birlikte bu sempozyumdaki çalışmalar bir araya gelecek ve daha anlamlı bir sonuç ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum işin doğrusu. Evet, yine bu dönemin Vefa Tekkesi'nden nasibini almış en önemli isimlerden birisi Molla Hüsrev. Kendisi alim, müderris, kadı, kazasker ve en sonunda Şeyhülislamlık makamına kadar yükselmiş bir bilim adamı. Evet, Fatih Molla Hüsrev zamanımızın Ebu Hanifesidir diyerek kendisini övmüş böyle değerli bir zat. İşte bu Molla Hüsrev'in Şeyh Vefa ile yakın dostluğu var ve karşılıklı birbirini ziyaret ederlerdi. Molla Hüsrev Şeyh Vefa'nın ziyaretine gittiği ender kişilerdendir. Şeyh Vefa herkesi kolay kolay ziyaret etmez.
Vefa kendini ziyaret edenlerden ender olarak Molla Hüsrev'in ziyaretini iade ederdi. Hatta Molla Gürani'ye Şeyh Vefa zaman zaman Molla Hüsrev'in ziyaretini iade ettiği halde sizin ziyaretinize niçin gelmez diye sormuşlar. O da o ziyareti vacip alim ve amil bir şahsiyettir. Ben saltanat makamları ile fazla içli dışlı olduğum için ziyaretim caiz değildir demiştir. Evet, demek ki Molla Hüsrev Vefa'nın bizzat ziyaretini iade ettiği önemli şahsiyetlerden birisi, dostlarından birisi. Yine Karamanlı Mehmet Paşa hemşerihlik hukukları olan bir şahıs. Vefa ile yakın dostlukları var. Nişani mahlasıyla şiirler yazıyor Karamanlı Mehmet Paşa. Yine Nesir'de usta. Karamanlı Mehmet Paşa'nın Vefa'ya, Vefa'nın da Mehmet Paşa'ya ta Konya'dan muhabbetleri var. Bu ilgi, bu sevgi İstanbul'da da devam etmiş. Fakat o süreçte işte 2. Bayezid Cem saltanat kavgası demeyelim de saltanata geçme noktasında bazı sıkıntılar yaşanmış. Karamanlı Mehmet Paşa Konya'daki Cem tarafını tutmuş. Dolayısıyla Karamanlı Mehmet Paşa o noktada şehit edilmiş ve bir dostundan uzak düşmüş, bir bakıma ondan ayrı kalmış. Hatta Mehmet Paşa'nın vefatından sonra mezar kitabesini de Vefa Hazretleri yazmıştır. Yine önemli bir isim Sinan Paşa. İşte Secili Nesir dendiği zaman akla gelen en önemli şahsiyetlerden birisi. Alim, müderris, vezir, veziri azam ve Hoca Paşa unvanıyla tanınan birisi. Babası İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey, annesi Alim Molla Yegan'ın kızı, kabri Eyüp'te, Vefa'nın kendisi müridi ve talebesi. Vefa'ya en yakın isimlerden birisi Sinan Paşa. Tazarruname meşhur, Marifetname, Marifname, Tezkiretül Evliya önemli isimlerinden birisi. Fatih devri alimlerinden Sinan Paşa, Hocazade, Molla Lütfi ve Ali Cemali gibi alimler Vefa'nın hep etrafında buluşmuşlar. Tabii 15. yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi o dönemde medrese ile tekke iç içe. Evet, Vefa Tekkesi hem tekke hüviyetinde hem de medrese hüviyetinde. Diğer taraftan medresenin hocaları burada Vefa'dan ders alıyorlar, tasavvuf eğitimi alıyorlar. Yani karşılıklı bir uyum söz konusu. Bu 15. yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi. Sinan Paşa'nın Vefa'ya karşı büyük muhabbeti vardı. Tazarruname isimli eserinde Vefa'ya özel bir bölüm ayırmış ve bu bölüme Naat-ı Hazreti Şeyhül Meşayih Şeyh İbnül Vefa başlığını koymuştur. Oradan bir iki beyit okumak istiyorum. Şeyh-i Alem, Afitab-ı Evliya, Mürşid-i Hak, Muktedai Asfiya, Şeyh-i Heft İklim-i Kutbül Alemin, Vasıl-ı Hazret Cemalül Arifin, Can-ı Paki Maden-i Sıdk-ı Safa, Şem-i Eyvan-ı Huda, İbnül Vefa diyerek kendisini övüyor. Çok uzun bir bölüm ayırmıştır ve bölümün adına biraz önce de ifade ettiğim gibi naat diyerek başlamıştır. Bu da vefaya olan saygısını göstermesi bakımından önemlidir diye düşünüyorum. Yine 15. yüzyılın büyük alimlerinden Molla Lütfi, alim, hafız-ı kütüb, müderris, Sarı Lütfi, Deli Lütfi gibi isimlerle anılıyor. Molla Hüsrev, Sinan Paşa ve Ali Kuşçu'dan ders almış ve maalesef hazin bir sonu var, idam ediliyor. İsmi Vefa'nın etrafındaki biraz önce ifade ettiğim hür düşünceli alimler arasında geçiyor Molla Lütfi'nin. Hocası Sinan Paşa'nın büyük bir aşkla bağlandığı Vefa'ya Molla Lütfi'nin elbette bigane kalması düşünülemezdi. Kaynaklarda
İkindiye kadar medresede dersini verdikten sonra atına binip zaviyesine, Vefa zaviyesine gelerek akşam ezanına kadar Vefa zaviyesinde Sahih-i Buhari okuttuğunu ve bu esnada Vefa'nın müritlerinin sema edişlerini izleyerek ağladığını kaynaklar ifade etmektedir. Molla Lütfi, hocası Sinan Paşa ve Vefa'nın ölümünden sonra biraz da hamisiz kalmış, kendisini çekemeyenlerin kadrine uğrayarak idamla sonuçlanan acı bir süreci yaşamak zorunda kalmıştır. Yine Vefa'nın dostlarından ve bu tekkeden nasibini alan önemli şairlerden birisi de Ahmet Paşa. 15. yüzyıl deyince akla gelen divan şairlerden en önemlilerinden birisi Ahmet Paşa. Evet, kendisi Edirne doğumlu Kazasker. Şiirleri padişahlardan da ilgi görmüş. Fatih'in paşası diyebileceğimiz özellikleri haiz. Şiirlerinde Şeyh Vefa'yı Şeyh-i Azam diye övmüş ve Vefa ile ilgili iki tane gazel yazmış. Taceddün İbrahim ile ilgili de yine bir gazel vardır. Kendisinden bu şiirlerinde Vefa'nın müridi olarak bahsediyor. Ya irgür ben müridini murada, ya gönlümden çıkar dünya hevasın. Şeyh-i Azamsın ey Şeyh, an beni kim unutmaz lütfisi Şeyh Gedasın. Muhammed Hakkı Ahmet düştü hake, elini al ki zilli kibriyasın diyerek bir bakıma Şeyh Vefa'yı öven, ondan yardım isteyen gazeli vardır iki tane divanının içerisinde. Evet, yine Vefa'nın tekkesine uğrayan önemli isimlerden birisi de Seyyid Emir Buhari. Biraz sonra muhterem hocam Mustafa Tatçı Bey Emir Buhari ve Şeyh Vefa konusunda geniş bilgi verecek. Ben bu noktada daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Evet. Yine bu yüzyılın şairlerinden birisi Katip, İstanbul ve Vize Şehrengizi isimli eseri var. Bu Şehrengizinde 3 beyitle Vefa'yı övüyor ve onu tanıtan bir de 5 beyitlik bir gazeli var. Yatur şeyhüm vefadır şehr içinde, bulunmaz misli hergiz Mısır içinde. Katip vefahi methidü ben, sen ne diyesin, nas bitti yerine çüseni hatmi enbiya diyerek yine Vefa'yı övüyor. Dediğim gibi 3 beyit ve 5 beyitlikte bir gazeli var Katip'in. Evet, Zembilli Ali Efendi Vefa'ya intisap etmiş, onun müritlerinden olduğu kaynaklarda ifade edilen önemli isimlerden birisi. Yine Şem'i, şair Şem'i, 1530'larda vefat etmiş, Sufi, şair Prizren doğumlu, Sehi ve Latifi tezkirelerinde Vefa'nın Sufilerindendir diyor. Evet. Latifi tezkiresinde ve Sehi tezkiresinde. Rivayete göre bir gece dostlarını bu gece Vefa zaviyesinde toplantımız var diyerek zikre davet eder. Zikir başladıktan sonra siz zikre devam edin, ben biraz istirahat edeceğim diyerek bir kenara dinlenmeye çekilir. Zikri bitiren dostları onu uyandırmaya çalıştıklarında maalesef Şem'i'nin vefat etmiş olduğunu görürler türbede. Evet, diğer önemli bir isim Sinoplu Safai. Sinoplu Safai'nin Vasayayı Şeyh Vefa isimli bir eseri var. Sinoplu Safai ve Vefa ilişkisi konusunda da biraz sonra değerli hocam Musa Bey daha geniş bilgi verecekler. Evet, yine Mehmet Muhyiddin Vefai var. 1534'te vefat etmiş. Müderris, Muğlalı, kabri Bursa'da Zeyniler mezarlığında. Yine Vefa'ya intisap ettiği kaynaklarda ifade ediliyor. Hayatı hakkında maalesef çok fazla bilgi yok. Yine önemli bir isim Sabai, 16. yüzyıl divan şairlerinden, Sehi tezkiresinde Vefa'ya intisap etmiştir. Onun müritlerindendir ifadesi yer almaktadır.
Şeyh Muslihiddin Efendi 1533-43 arasında vefat ettiği kaynaklarda rivayet ediliyor. Hafız, mutasavvıf, Manisalı, Muallimzade ismiyle tanınıyor. Vefanın sohbetlerine katılmıştır. Kabri de Zeyniye zaviyesindedir. Evet, önemli isimlerden birisi 16. yüzyıl divan şairi, şiiri dendiği zaman akla gelen önemli isimlerden birisi de Zati. Evet, Zati de vefadan nasibini almış divan şairlerimizden birisidir. Şimdi 1470-71 yıllarında doğduğu kaynaklarda ifade ediliyor Zati'nin. Vefa 1491'de vefat ettiğine göre bu tarihten önce İstanbul'a gelmeli. Yani 20 yaşlarında genç bir şair olarak İstanbul'a gelmiş ve Sahih tezkeresinde diyor ki Şeyh Vefa sülüküne bağlı bir kişidir. Meşair-i Şuara'da ise İstanbul'a geldiğinde vefa zafiyesinde kaldığını söylüyor. Bu yönüyle zaviye taşradan gelenler için işin doğrusu büyük bir sığınak görevi yapıyor. Yani taşradan İstanbul'a gelenler mutlaka vefa zaviyesini ziyaret ediyorlar ve burada kalıyorlar. Evet, yine önemli isimlerden birisi Ali Şah Efendi. Hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz ama babası Nakkaş Kasım Bey, kendisi mutasavvıf, Vefa'ya, Buhari'ye ve Sümbül Sinan'a intisap ettiği kaynaklarda rivayet ediliyor. Yine Hattat Kasım, alim, hattat ve katip, kaynaklarda Vefa'ya intisap ettiği ifade ediliyor. Sevgili dostlarım, bizim tespit edebildiğimiz kaynaklarda bütün tezkereleri taradığımızda Şeyh Vefa ile ilişkisi olan divan şairlerimiz bunlar. Ama biz şuna inanıyoruz ki Vefa tekkesi bu kaynaklarda ifade edilmeyen çok sayıda şairimize yataklık etmiş, barınaklık etmiş, bir bakıma önemli kültür havzalarından birisi olarak, bir bakıma önemli kültür merkezi olan İstanbul'da yine bir kültür edebiyat sohbetlerinin yapıldığı, tasavvuf kültürünün neşvi nema bulduğu önemli bir merkez olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum efendim.